Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Live TV'den herkese merhaba. Biliyorsunuz Kampüse Sorduk programındayız. Birçok isimlerle röportaj yaptım. Kampüsümüzdeki öğrencilerle röportaj yaptım. Hocalarımıza mikrofon uzattım. Ve şimdi tam özel bölümler dışında Kampüse Sorduk 10. bölümünde. Öncelikle bütün seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün neredeyim? Bugün öğrenci işleri, öğrenci dekanlığının önündeyim. 10. bölüm özel olsun istedim. Öğrencilerimizle alakalı olsun istedim. Bu yüzden Lefke Avrupa Üniversitesi Öğrenci Dekanı Özgür hocamızla röportaj yapacağız. Bakalım neler anlatacak, izliyoruz. Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi Öğrenci Dekanı'nın yanındayız. Hocam, sizi biraz tanıyalım. İsmim Özgür Yılmabaşar. 2013 yılından beri Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Öğrenci Dekanı olarak görev yapmaktayım. Hocam, Öğrenci Dekanlığı vasfınız nedir, işleyişi, iş tanımınız? Öğrenci Dekanlığı olarak, yani öğrencilerin üniversite içerisindeki bütün akademik ve idari konularla ilgili dilekçelerini kabul ediyoruz. Sosyal ve kültürel olarak kulüplerimiz var. 40'a yakın kulübümüz var. Onların aktivitelerini organize ediyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mezunlarla ilgili de mezunları ilk buluşma toplantımızı da Eylül ayında yapmıştık. Mezunlarla da ilgili iletişim kurmaya çalışıyoruz mezunlarımızla ki bağımızı güçlendirerek devam edelim. Çok güzel. Zaten üniversitenin de hala mezun olup da üniversitemizde çalışan ben de biliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Kulüpler dediniz, nasıl aktiviteler yapıyorsunuz ya da kulüp çalışmalarımız nelerdir? Kulüplerimiz bazı kulüplerimiz daha çok söyleşi üzerine kişileri çağırıyorlar. Mesela senin de dahil olduğun tiyatro kulübümüz var. Bize güzel oyunlar hazırlıyorlar. Müzik kulüplerimiz var. Müzik yapıyorlar. Uluslararası öğrencilerin kulüpleri var. Onlar da kendi ülkelerini tanıtıcı gösteriler yapıyorlar mesela. Yani çok çeşitli şeylerimiz var. Hatta geçen hafta işte Halloween ile ilgili bir aktivitemiz vardı. Yani bayağı bir yoğun bir şekilde geçiyoruz. Bütün kulüpler Öğrenci Dekanlığı'na bağlı ve gelen tüm talepleri kabul ediyor musunuz, kulüplerin getirmiş olduğu? Yani olabilecek, zaten danışmandan bize geliyor. Danışmanın da kabul ettiği ve makul, mantıklı olan her şeyi yapıyoruz zaten. Sonucunda da zaten Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsünün içerisinde çok aktivite oluyor. Hocam, peki ben de dekanlığın içerisinde çok gezen bulunan birisiyim. Sürekli öğrenciler tarafından dilekçe geliyor. 10 bini aşkın öğrencimiz var. İşleyişiniz nasıl? Yani bu dilekçelerin hani sorunsallığı, çözümü nasıl ilerliyor? Yani bize bir dilekçe geldiği vakit biz onu 2 gün içinde çözme hedefimiz var. Ama bu şu anda biz genelde yani bir gün içinde çözüyor gibiyiz. Çünkü belli kategoriler var. Onların çözümleri de veya öğrenciye de bilgi de veriyoruz. Onun için daha hızlı bu sene gidiyoruz. Sisteme de bunların hepsini işliyoruz. Yani öğrencinin ilk önce dilekçesi bize geliyor. Biz onu inceliyoruz. Ve hemen çözüm odaklı olarak yani tamamsa zaten hemen uygulamasını yapıyoruz. Ha, değilse daha ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Veya çok daha değişik bir sorunsa randevu veriyoruz. Veya öğrencinin bizden randevusu varsa, talebi varsa onu kabul ediyoruz. Ama en büyük sorunumuz şey, yani öğrenci geldiği anda benimle görüşmek istiyor. O yani tabii hemen olabilecek olan bir şey olmuyor bazen. Yani ya diyoruz ki öğrenciye bize randevu talebi yazsın. Ki en geç bir gün içinde de randevusu veriliyor zaten. Yani şey değil. Peki 2013'ten beri dekanlıktayım dediniz. Gelen dilekçeler arasında en fazla konu hangisi? Ya en ağırlıklı konu. Bence burs konusu ama. Yok, en ağırlıklı konu maddiyat. Yani kayıt açılması veya sınavlara girmekle ilgili olanlar. Bursla ilgili zaten bir yönetmeliğimiz var. O yönetmeliğe göre zaten burs kabul ediyoruz artık. Dolayısıyla belli bir bursun üzerinde bursu olanlar zaten artık başvuramıyorlar. Yani bursu 0 veya 25 olanlar başvurabiliyor. Onun için orada biraz azalma oldu. Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Varsa söylemek istediklerinizi alalım. Ben önümüzdeki hafta sınavlar başlayacak. Herkese başarılar dilerim. Bu akademik yılında herkese istediği şekilde sonuçlanmasını temenni ederim. Öğrenci dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.
Efendim Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonundaydık biliyorsunuz. Lefke Avrupa Üniversitesi Öğrenci Dekanı Özgür Hocamızla görüştük. Kampüsteki öğrencilerimizin sıkıntılarını ya da kampüsteki bu hareketliliğin, aktivitelerin nasıl işlediğini öğrenmiş olduk. 10. bölüm burada sona erdi. Bizi izlediğiniz için 10. bölüme kadar, tabii ki özel bölümler dışında 10. bölüm olduk. Bizi desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Demir Yılmaz. Bir sonraki Kampüse Sorduk programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.